Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir önceki videomda söylemiştim ya, çok yoğun bir gün bizleri bekliyor diye. İşte o yoğun güne uyandık ve başladık. Çiftliğe geldim. İnekleri yediriyorum. Bu çiftlik işlerini halledelim. Sonra hangi birini anlatsam, zaten sizler de şahit olacaksınız bugünüme. Önce şu hayvanları bir otlatalım. Sonra papatyanın durumunu kontrol edelim. Yine ineğin memesine takacağız onu. Gördüğüm kadarıyla güzel, maşallah. Şeytan kulağına kurşun. Bir daha ishal duymak istemiyorum. Dışkısı katılamaya başladı. Neyse, şu hayvanları hemen bir halledelim. Papatya emmedi arkadaşlar. Öyle emerken çektim size ama emmedi. Yani memeyi ağzına alıyor, bırakıyor. Ağzına alıyor, bırakıyor. Bakın. Şimdi tekrardan sağacağım ben bunu. Hiç almamış ondan memeleri, bildiğiniz. Hiç ellenmemiş yani. Öyle alıyor, ağzına bırakıyor. Alıyor, bırakıyor. Dünkü şeyi yok. Keyfi. Şimdi antibiyotiğini yaptım yine her sabah. 1,5 cc yapıyorum onu. Bu sefer arka tarafa atacağım. Güneşte dursun, havalansın. Poposunu yıkadım. Temizledim. Şimdi dışarı atacağım onu. Makineyi tekrardan kurdum. Narenin memesini boşaltmak için. Papatyayı da arka tarafa attım bu sefer. Orada yatsın. Şimdi çok bir işimiz kalmadı. İşte tavukları falan çıkaralım. Köpekleri yedirelim. Sonra çiftlikten ayrılacağız zaten. Çiftlikten çıktım arkadaşlar. Sütleri teleferiye taktım. Ay, şu karpuz kabukları kaldı burada ya. Ey Allah. Şu el freni arkadaşlar, imdat. Çektiniz mi durur. Şu. Abiyan anne gibi. Ne biçim kendin ne biçim? Beni seviyor musun? Susun. Öyle konuşma ya. Öyle bir şey de var. Beni ha, bu komposta kimin? İç samondan bir yudum. İç. Ha, bu senin mi? Yok. Yok, hiç iç faydası. Şaka yapayım. Orası dolu yok, kompost. Yok, hiç. Var anne, var. Şaka yaptı. Şaka nene, bakar. Baba annem ne der diye. Verir mi kompostasını bana? Ooo. O canini verir. İyi güzel olur. Sadece şerbinden. Şu çiftliğimiz kuşlar giderdi. Kendisi çiftliği kuşlarına. Dolduruyor evin esasını. Atardır öyle hırsız dediğime. Alır giderdim duvarı. Bağlardık posta. Gelir evde onları külümlü keserdik. Külüm yapardık. Dince kürsünde. Babaanne, senin bileklerin de çok ince ya. Zayıf. Zayıf mı? Zayıf. Yok, incecik. Baksana buraya ya. Oğlum. 100 yaşına git. Yok ama şimdi
Yok tamam da öyle. Gençliğinde kilolu olsaydı gene şeyli olur, kalın olurdu kolları. Babaanneme baksana incecik bilekleri ya. Şimdi çarşıya gider mi oğlum? Evet baba. Ama bak. Yanaklar kıpkırmızı. Ya şey, karlı olur, dinlenmedi Eydeciler abi. Şimdi bak, karlı dedi bana, oturan karlı, dinlenin. Şey, çok boyar sürüyorsun dedi, yanaklarına dedi. Sürmez miydi? Al dinle günahını. Bir bağladım onlara, çabuk bakınca boyamadı. Babaannem boya sürer mi? Allah evet. Vergisi bir kırmızılı. Allah buraları al al olurmuş kırmızı yanaklı. Gel bakalım abi. Çarşıdaki bayanlar da dermiş ki sen makyaj mı yapıyorsun? Buralarını allık mı sürüyorsun? O da kızarmış. Alın mendili silin bakayım boya var mı diye. İşte babaannemin türemeleri yap bunlar. Değil mi anne? Şimdi babaannemin oğlunun kızı. Evet. Adı ne atalım? Yağmur. Yağmur, yağmur. Yağmur nedir? Yağay mı uşak? Anne yağmur yağarken oldu ya. Espri yaptı bak uşak yağar mı diye. Baba maşallah 100 yaşındasın ama espriyi patlattın sabah sabah. Babaanne senin için diyorlar ki o tam 100 yaşında. Yok. Kaç yaşındasın anne? Annem kaç yaşındasın anne? 85 diyecek. Evet. Yok. Bilmem oğlum. Burada 100 yaşındasın diye. Ama kaç yaşındasın? Olsun. Aklındakini söyle. Evet, 75 yaşında vardı. 75 yok. Mi? Yok. Ya babam 76. Yok. Annemin yetişimi az. Babaannem. Yani. Efendim? Babaannem hayatta yaşını kabul etmemiş bir kadındır. Yani şu anda o şeyini kaybetti. Bundan 3-5 sene önce sor deseydik ona sen 95 yaşındasın. Kıyametleri koparırdı. Hayır ben 85 yaşındayım derdi. Ama ben de yanaşırım ona. Babam da yanaştı sana neredeyse yaşına. Evet. Az kaldı ben onu. Birkaç sene sonra aynı yaşta olacaksın. Ben daha ileri giderim. Ben ne diyorum? Ben daha ileri giderim diye. Evet, daha o zaman gider. Ben şimdi 80'e çıktım mı diyecek. 90'da. Kaç yaşında şimdi? Anne 74, 75. O zaman senin yaşını yeni koyalım. Şimdi hızlı bir şekilde eve gidiyorum. Üstümü değişiyorum. Sütleri annemin oraya koydum. Arabaya yerleştirmedim daha. Sütler alacağız. Elektrikçi İbrahim abiyi alacağız. Bizim köylüdür kendisi. Geçerken alacağız onu. Sütleri dağıtacağız. Hem de işte malzemeci. Otçu. Otçuya da gideceğiz bugün. Yonca bakacağız. Kız hazır mı bekliyorsun sen? Evet. Aha, ne kadar şık olmuşsun. Kız. Kızına bakasın şıklığına. Zeynep koş babaya bak. Buraları yine dağıtmışsınız. Herkes hazırlanmış. Bir ben kaldım. Her zamanki gibi. Ben de çabucak hazırlanayım. Ve çıkalım. Tam arabaya bindik. Gidiyorduk. Çok çok önemli bir şey unuttuk. Ne önemli? Para almayı unuttuk oğlum. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Evet. İlk durağımız Mesut'un şarküteri. Merhabalar. Merhaba güzel kardeşim. Nasılsın? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun güzel kardeşim. Cümlemizden. Allah senin sağlığını versin. Allah senin de sağlığını versin. Ürünleri ucuzla. Biz de müşterilere pahalı satalım. Kâr marjinal oranlarımızı artsın. Öyle mi? Tamam tamam. İyi hadi görüşürüz Mesut'cuğum. Sağ olasın. Hadi. İlk durağımıza uğradık. Mesut'un aha şarkı. Kahraman ne?
kuru yemiş. Kahraman kuru yemiş. Şimdi lokantaya bir şeyimiz var. Orayı da vereceğiz. Sütleri verdik. Şimdi boyacımızın eksikleri varmış. Onları tamamlıyorum. Sipariş listesi attı bana. Rulo falan. Eve geçeceğiz 5 dakikaya. Bakalım ne yaptım yine ustamız. Apartmana geldim arkadaşlar. Burcu önden çıktı. Çıt çıt. Ey Allah'ım ya. Ay. Aha. Elektrik mi gitti? Ne oldu? Evet. Çok şükür eve ulaşabildim. Sütü dağıttım. Malzeme eksikleri vardı. Boyayla alakalı. Onları hallettim. Şimdi de daireye geldim. Bakalım Miraç ustam ne yapıyor? Boyacımızla da sizi tanıştırayım böylelikle. Açın bakayım kapıyı. Ha geldi mi babanız? Gel. Kapatalım şimdi gel. Samet sen mi çaldın kapıyı? Ya İbrahim abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın? Sana soranlar soruyorum. Buranı mı alacaksın? Abi boyanacak da. Boyanacak da. Niye atalım tavanla? Aaa. Buraya kreş mi gidiyor? Ama burada bir şey mi gidiyor? Tavanlarda kabarma mı var? Evet kabarsın. Burada bir şey yok. Burada şampanya kalktı falan. Gerçekten. Vay be. İşte. İşte bu yüzden Miraç ustamı tercih ediyorum ben. Kur'an nedir sana? İbrahim abimiz de burada. İbrahim abi. Efendim. Şimdi eğer karton piyer falan kırılacaksa yapmayalım. Kırılmayacaksa şu sağ sol burcu yerini gösterecek sana. Kırılmayacak. Ha, tamam o zaman. Şimdi buraya girmeden şöyle nasıl istiyorsan. Yani masayı şöyle koysak hemen masanın üstüne gelecek şimdi. O şekilde de yapalım, yoksa simetrik olarak mı yapalım? Mesela yok, yani yok. Şimdi bu masa ne? Yani. Kafeterya ortamı gibi. Üstüne gel, üstüne gel, üstüne gel. Tamam. Gel. Anlaşıldı. Değil mi? Simetrik değil yani. Evet, burada. Evet. İşe koyulduk arkadaşlar. Şimdi avizelerin yeri tespit ediliyor. Gel buraya. Hangi kaç? Şuraya iki tane avize, şuraya gelecek yemek masasına, bir tane de şuraya. Burada görüyorum. Yansın şuraya aslında. Masanın ortası. Kuzey. Kuzey. Kuzey sana getirdim sana. He? Ha fırça arabada, gidalı geleceğim hemen. Bakın Miraç ustam nasıl her tarafı naylondan kapattı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her işi ustasına yaptıracaksın. Öyle değil mi Miraç ustam? Aynen öyle. Her işi ustası yapacak. Zeynep buraya gel. Zeynep. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kazımış. Yani şunu inanın birçok usta yapmaz yani. Yapan var ama yapmazlar. Gözükmüyor zaten. Öyle ince kırcal bir çizik. Orayı çizmezsen artık 3-5 ay sonra, 1 sene sonra o kabarıp aşağı dökülecek. Bakın her tarafı Miraç ustacığım halletti. Burada boya şeye bakıyor. Ha, boya duvar kolay gelsin. Neden kolay gelsin? Gel. Gözüne şey yiyor. Senin de oldu mu bebek Miraç ustaca? Oldu. Allah bağışlasın. Kız erkek. Seviyor musun onu? Yenge ne iş yapıyor? Yenge hastanede yetiştiriyor. Öyle mi? Maşallah ne güzel. Senin işin iyi. İki kişi çalışıyorsunuz. Sana geçim sıkıntısı olmaması lazım.
Her şey benim. Uzak durun kızım. Ay maşallah. Güzel olacak inşallah. Çekim yapıyor musun? Ben Burcu'dan daha iyi bir anda. Ustalarımız başladı gördüğünüz gibi. İbrahim abi de başladı elektrikçi. Şimdi şu mutfak arasının bir ölçüsünü alayım. Ne kadar kaç metrekare taş gidiyor diye. Onları da alacağız bugün. Mutfak alanı 2.5 metrekare. Bakalım ustalarımıza tekrardan çıkalım. Miraç ustamada bir. Zeynep fırçaları bırak. Ya şunları bırakır mısın? Ben gidiyorum gene vuracağım Miraç ustam. Yok, sana kolay gelsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Onları koydunuz mu yerinize? Koyuyoruz. Hadi gelin. Burcu dedin gene avizelerini istediğin yere aldırıyorsun. Evet, sen teşekkür ederim. Sen yaparız ederiz diye bana güvenmediğin için. Dün akşam kara kara düşünüyor. İki tane avize almış. Biri oturma odasının tam ortasına, biri de yemek masasının ortasına. Ama bir tane avize yeri var, o da ortada. Dedim bu işi İbrahim abim halleder. Sağ olsun hemen atladı geldi. Tavanı kırıyor. Burcu'nun avizeleri artık salonda sağlı ve sollu olacak. Ne kadar büyük dert değil mi bu? Yani Burcu'nun derdi de buymuş. Gelin. Tamam gelin gidiyor anneciğim gelin. Gelin diye ağlayayım. Burcu sen bak, ciddi miydin? Sen ciddi miydin? Şu gelinlikçi de gelinlikleri görünce çok hoşuma gitti. Şurada gelinlikçi var arkadaşlar bakın. Bir tane de gelin çıkıyor oradan hazırlamışlar. Arabası orada bekliyor. Burcu böyle dondu kaldı. Samet dedi. Bir de nikah mı tazelesek düğün mü yapsak dedi. 10 yıl sonra. Belki onun için. Olabilir. Bunlar mutlu şeyler, güzel şeyler Samet'ciğim. Allah Allah. Bu ne demek biliyor musun? İlk günkü heyecan, mutluluk demek ki taze bende. Ben Allah Allah. Bizden geçti demiyorum yani bak. Ortada yaparsak bizim... olur. Ortada yapın. Orta nedir ya Allah'ım. Takı töreni pardon. Kuzey gel. Hadi gidiyoruz. Dondurma için yer gideceğiz. Şimdi nereye? Postaneye kargo vermeye gidiyoruz. Hadi verelim. Şuradan hemen kargo vereceğim sonra size dondurma. Tamam mı? Şey sonra bir yer masa bulacağız. Ondan sonra ben bir otçuya gideceğim Burcu. Ne otçusu? Yonca bakmaya çok kısa. Samet. Yonca yok arkadaşlar ya. Ne yapacağız Burcu? Ben ne bileyim Samet. Şu arkam bakın görüyor musunuz arkamda samanları, yemleri? Şurada görüyor musunuz? Yonca yok yani. Acaba slash? Burada da slash satın. Slash satan bir yer yok ki burada. Dur Samet. Burcu buralarda slash satan bir yer var mı? Ya Samet abi bir bak yoluna ya Allah Allah. Ya şu an duruyorum bir de bekliyorum. Burcu'ya da bir şey sorulmuyor ha arkadaşlar. Ya Samet kapat. Bundan mı istemişsin Burcu? Yok değil mi? Evet. Şundan. Bakacağım da. Tekrar bir göstereyim. Tamam Zeynep ben nereye girdim? Tamam sen bak ben bakayım hemen. Meşe rengi istiyorum ama 160 lira. Tamam anne ne var? Alttan ibanetini şey yaparız. Bilgi veririm. Evi ölçtük mü Burcu? Evi ölçtük. Geçen Pürgen'in parça gideceği size belirtmiştim. Bir vakit de size veremiyorum hani. Ben şimdi Laminant Parki'yi beğendik arkadaşlar. Şimdi banyo lavabosunu, dolabını beğeneceğiz. Şu gri mi? Evet. Evet, direkt o 60. O kadar da
kaç? 60 herhalde. 60'tır. Onun elimizde bakayım var mı yok mu? Ona göre size bilgi veririm. O da mı sipariş verilecek? Elimizde yoksa, üretimi varsa siparişle. Diğer türlü buradan verilecek size. Buradan belki olabilir. Tabii ki değil. Zaten bunu verirseniz. Sahra kaç santim? 60. Tamam. Banyo. Banyo dolabı da beğenildi. Şimdi mutfak arası taşımızı şundan beğendi ama bu bayağı pahalı bir taş. Yani hemen işte muhasebeye atıyoruz. Onlar özel olarak soruyorlar. Var mı yok mu? Fiyat bilgisi ona göre. Şimdi şey yapalım. Siz laminantı beğendik. Onun şeyini aldınız, kodunu herhalde. Aldım. Bunu sorgulayacağım. Tamam. Depodan var mı yok mu? Tamam. Gülhane süpürgeliği beğendiniz. 8 santim. Tamam. 2 milim. Şu Sahra'yı not aldım. Tamam. Şimdi bu taşı da not alın. Tamam, bu aklımda. 2,5 metrekare. Onu da yazarsanız 2,5 metrekare kadar lazım bize. Hı-hı. Bir de yetmezse bir daha mı beklemek zorunda kalacağız? Evet. 3 mü desem? 3 de. Çok mu olur? Hemen yönlendiririz sizi. Hı-hı. Ya da bir şekilde biz göndeririz. Bunlar Trabzon'dan geliyor. Adet işi oluyor bazıları. Bazıları da işte... Trabzon'dan geliyorsa yani demek ki çok da sürmeyecek gelmesi herhalde. İşte yani fabrikadan değil. Olsa hemen şart diye yarın getiriyorum ama Trabzon'dan da şey, şimdi o getiren bey de şimdi bir taş için gelmek istemiyor bazen. Sürüyor. Yok, onu ben giderim. Yerini bulsam gider ben alırım tabii canım. Tamam, 2,5 metrekare yazalım o zaman mutfak anlı. O beyaz süpürgelik. Tamam, yazdık. Şeyle lavayı yazdık. Pahalı mı? Şöyle, süpürgeliğinizi 45 santimetreye göre sipariş edeceğim. Diyeceğim yani dünyanın parası. Tamam, sakin ol Burcu ya. Başka yere mi baksak? Niye biz buraya takıldık kaldık? Burcu sakin olur musun? Tamam hadi başka yere bakalım. Yok yani. Burcu beğenmedi arkadaşlar. Beğenmedim değil mi? Yok şeyi az bir konuşmama müsaade vermiyorsun ki. Buyur Burcu ya. Bizimle ilgilenen şeyi müşteri temsilcisi mi derler artık. O kişiyi beğenmedi. O yok, bu yok. Gelir mi gelmez mi bilmem. Bir aya gelir, iki aya gelir. Ne zaman gelir hiç bilmem. Yani ne sorsak bilmem. Belki yeni başlamıştır işe Burcu. Olabilir canım. Geçen geldiğimizde kız pire gibiydi. Tak, tak, domates tak. Seçer gibi. Şimdi şunu seçin hemen. Ben 2 saniyede bakıp seçeceğim sanki. Yoğunluk varmış. Ama ne yapayım yoğunluk varsa? Dünyanın parası yani. Düşünmeden de alınmaz ki bir şey. Evet, başka yere gidiyoruz muhtemelen ama şu an bir yemek yememiz gerekiyor. Kuzey acıktı. Maazallah birkaç gram zayıflar da. Ben de acıktım. Sen de acıktın mı? Ay. Tamam hadi gidiyoruz. Köfte yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Yiyecek misin kızım köfte? Bu ne? Gel bakalım. Biz küçük esnafta yiyoruz köfteyi arkadaşlar. Daha lezzetli olduğuna inanıyoruz. Değil mi Burcu? Niye öyle giriyorsun? Büyük esnaf biraz pahalı gibi. Sen mısır ekmeği seviyor musun? Neden? Biz bununla büyüdük ya. Mısır ekmeği, yoğurt. Oo harika. Ay. Açma, hayır. Şimdi şöyle başlayalım. Tamam. Şöyle bir tabak daha alalım ve sıcak sıcak vereceğim size. Tamam, teşekkür ederim. Gel hadi başla. Bak seninki orada. Hadi. Hadi al köfteni. Acı mı biberleriniz?
Ne çıkarsa. Tamam. Zeynep yer misin köfteni? Bu arada biz yanlış söyledik galiba Burcu. Yan masada iki tane dev gibi adam yarım kilo köfte söyledi. Biz bir kilo köfteyi söyledik. Bir tek bu kaldı. Üç tabak geldi toplamda şöyle. Ne? Zeynep bulacaksın. Ne yapacağız Zeynep? Bak şuraya. Bak şuraya şut 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 yaptı. Adam ne dedi Burcu? Vallahi sizi tebrik ediyorum. Ben dedi inanmadım önce bir kilo yiyeceğinize ama dedi. Evet. Bir tane bile kalmayınca helal olsun dedi. Köfteci bizi tebrik etti hesap ederken. Dedi vallahi bravo. Yani bir kiloyu yediniz. Ama dört kişiyiz değil mi Kuzey? Hayır. Hayır mı? Say bakalım arabada kaç kişi var. Sayın hadi. Otoparkçı nerede Burcu? Gidiyoruz. Tekrardan bir eve gitmem lazım. Ölçü işleri var tekrardan. Başka bir malzemeciye gideceğiz. Burcu memnun kalmadı. Burcu memnun kalmadı ne? Beğendiğimiz hiçbir şey yok. Yok malzemelerden değil yani. İlgilenmeden memnun kalmadı. Sanki böyle geçiştirdiler bizi sürekli. Değil mi Burcu? Evet evet. Yani aa, onu bilmiyor. Mesela diyor ki şu an burası yok. Ben müsait olunca ararım depoyu. Firmayı. Evet. Size öyle aslında haber... birçok da şey var orada. Eleman var yani. Herkes biriyle ilgileniyor. Bize odaklansa ki biz de bayağı yüklü miktarda bir şey yapacağız değil mi? Alım yapacağız yani. Hemen diyor böyle seçin. Dedim, şu anda kaçırdı bizi resmen. Karpuz mu alıyoruz dedim. Diyecektim. Tekrardan daireye geldim arkadaşlar. Yine bir ölçü işimiz var. Net bir ölçü almam lazım. Sonrasında başka bir yere gideceğiz. Labenant Park'e bakmaya. Bu arada dördüncü katta oturacağız. Şeylere, pimapen camlara çocuk keyfi takmamız lazım. Onlar da alınacak. Var, biraz işimiz var. Ölçümüzü aldık arkadaşlar. 30 metrekare oturma odası. Tam 10 metrekarede şu hol. 40 metrekarelik net laminant parke alınacak. Buraya. Miraç ustam doldurmaya başladı. Bakın. Burcu'nun istediği gibi avizeler alındı. Biri tam şeye, buraya şimdi koltuk gelecek. Buraya televizyon, ortada da. Burada da yemek masası. Yemek masasının ortasına avize. Başka bir yere geldik arkadaşlar. Malzeme, laminat falan bakmak için. Benim küçük güzel kızım. Anne orada. Ha, anne orada git. Git ben başka bir şeye bakacağım. Burcu laminat bakıyor. Ben de çiftliğe hortum alıyorum. Geçen alamamıştım arkadaşlar. Yoktu benim istediğimde. Burada da yok gerçi ama ona yakın buldum. Silikonlu kırılmaz boru. Şimdi onu alıyorum çiftliğe. Çiftliktekinde 10 tane ek var. Köye geldik arkadaşlar. Arabaya yakıt koyuyorum. Çocuklar dondurma istediler. Ben almadım dondurma. Valla markam 20 lira olmuş. Duyunca sinirden almadım. Başka bir şey alsaydım. Almadım. Sana çocuklar benim aldım. Dondurma yiyesim var ama. Ben alırım. Alırız arabadan dondurma alırsın. Ya. 20 lira nedir ya Magnum? Magnum bırak da Magnum yiyelim. Kornet yiyelim ya. Bir de 17 lira. Ne fark ettin? Ha öyle mi? Tamam, tamam ye. Sen de ye kızım.
Ey Allah'ım ya. Part 2 yapıyorum arkadaşlar. Bu videonun devamını yarın saat 11.00'da kanalımda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.